nasıl bir pislik olduğunu. Pislik mi? Kart. Çirkin. Çirkin. Varoş. Rezil herif. Özcan Deniz gizli gizli sinema salonlarında neden dolaşıyor? Ondan sonra oradan ufak ufak tüyeriz. Yunanistan çıkartması yapan Özcan Deniz'de çok özel bir röportaj Star Life'da ekrana geliyor. Bir tane. Ve Özcan Deniz'i Kos Adası'nda gülme krizine sokan adam da Star Life'da. Geç amca geç. Buyurun. Amca merhaba. Özcan Deniz 6. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Nurgül Yeşilçay ile başrol paylaştığı filmin Yunanistan galası için Kos Adası'na gitti. Özcan Deniz her filminde gizli bir şekilde ajan misali sinema salonlarına gidiyormuş. Ve seyirci tepkisi alacağım. Tabii. Önemli bir şey değil mi bu? Tabii ya, sen ne diyorsun? Benim en sevdiğim şeydir yani, filmleri yaparız, hep kendi içimize izleriz. İşte gala yaparız, eş dost gelir falan filan, tamam da bir de o seyirciyle buluştuğu an vardır. Böyle karanlıkta daha film başlarken arka sıralara geçip sinemalarda bir tepkilere falan bakarız. Ondan sonra oradan ufak ufak tüyeriz. Mutlu olur. Tabii. Yani ne çalışıyor, ne çalışmıyor, tepki ne? Onu gerçek seyirciden aldığımız zaman anlamı var yaptığımız şeyin. Bu arada ikinci şans filminin fragmanı İngilizce altyazılı yayınlanmıştı. Bunun önemli bir sebebi varmış. Çünkü artık bizi çok yabancı takip ediyor. Yani zaten yorumlara falan baktığınızı anlarsınız. Rus'u, Yunan'ı, Arap'ı, yani birçok ülkeden birçok insan takip ediyor. Bir de artık internet dediğiniz bölgesel bir şey değil ki. Yani sizin adınızı merak eden biri... Alman da olabilir, İngiliz de olabilir. Adınızı merak eden biri, adınızı search ettiğinde YouTube'da size ait bir şeyler gördüğünde o gördüğü şeyi de anlasın diye. Kadim dostu, eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay ile aynı kaderi paylaşmak yıllar sonrasına nasipmiş. Asmalı Konak'ta yakaladıkları sinerji için 15 yıl sonra hayat onlara ikinci şansı sundu. Nurgül bıraktınız Nurgül'le. Tek atmış üzerine. Daha şahane, daha lokum olmuş. Yani Nurgül zaten çok iyi bir oyuncu. Yönetmen tarafında ve yapımcı tarafında konuşuyorum şu an. Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay'ı yere göğe sığdıramıyor. Yönetmen olarak Nurgül Yeşilçay gibi profesyonel, güzel, yetenekli, çok şey alabileceğim bir oyuncuyla karşılıklı oynamak çok keyifli. Onu monitörümden görmek çok keyifli. Oyuncu olarak bütün kimyasını bildiğim bir kişi var karşımda. Yani her taraftan çok karlı bir iş. Nurgül Yeşilçay'la bir elmanın iki yarısı durumundalar. Kos Adası'nda özel röportajımız devam ederken kamera açısına bir Türk vatandaşımız giriyor. Bu sorunun cevabı bir sinemacı olarak vereceksek. Geç amca geç. Buyurun. Amca buyurun. Merhaba. Pardon. Evet. Delikanlı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hava biraz serin. Ancak Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşı olan beyefendi denize girmiş. Tam 40 yıldır yaz kış demeden aynı geleneği sürdürüyor. Siz de üşüt verin. Islaksınız. Buyurun. Teşekkür ederim. Vallahi delikanlısın. Ay koçum benim. Enteresan oldu. Bak sizden aklınız gelmesin. Vallahi iyi ki başka bir şey demedim. Yeniden film sohbetine dönelim. Filmlerde yakışıklı oyunculara yer vermek avantaj mı diye soruyoruz. Birçok çocuk var, birçok genç arkadaş var. Gerçekten hepsi bütün proporsiyonları düzgün, insanlar üzerinde çok etki yaratacak yeteneklere sahip. Benim en büyük avantajım, ben çok kültürlü bir yolculuk yaşadım. Ailem Kürt, doğudan göç etti, Ankara'ya geçtik, Ankara'da doğduk. Aydın'da büyüdük, Ege kültürü aldım. Ege'den İstanbul'a, İstanbul'dan Avrupa'ya. Dolu dolu bir hayat yaşayan Özcan Deniz, Kasım ayında vizyona girecek ikinci şans filminin Yunanistan galasında seyirciyi Yunanca selamladı. Yasas. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Kos Adası'nda düzenlenen gecede Özcan Deniz'e bir de plaket sunuldu. Çok teşekkür ediyorum. Bakın, ben de güzel bir şey.